Çocukken sarıydı, sonra kumral oldu. Değişiyor. Sonra zaman. beyaz oldu. <laughs> Ama o var yani. Evet. Şimdi sıcak <laughs> gelişmeler var sevgili seyirciler. Sergio Ramos'un eşi konuştu. Galatasaraylıları heyecanlandıracak bir açıklama ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Tabii Galatasaray Ljubljana maçını da konuşacağız. Kadrolar belli olunca tabii daha ağırlıklı olarak konuşacağız. Bir TT olayı var gündemde. Şimdi. Gürcan Bilgiç ve Levent Düzemen'in programa çıkacağını duyanlar herkes beni e, şu konuda ne derler biraz sıkıştırdı. Sorar mısın ikisine de acaba bu bir transfer çalımı mı değil mi? Hani Zaha'dan sonra Fenerbahçe'nin dün açıklama yapması bir iki saat sonra da bu transferin yavaş yavaş netleşmesi bir transfer çalımı mı değil mi diye e, ikinizin fikrini çok merak ediyorlar. Ben e, alan tarafı olduğu için Gürcan Bilgiç müsaadenizle Levent Üzemen'e sorarak programı başlatıyorum. Sor abi. Vallahi Tete'nin Galatasaray'da olduğunu iddia ediyoruz gerçi ama e, bence hukuki prosedürler tam bitti mi acaba? Bu önemli. Tabii yarına sarkış. Ben şimdi iki tane örnek vereyim. İnsanlar bir hatırlasınlar hafızalarını şöyle tazelesinler. Bir tanesi Drogba olaydı. Çin'deydi Drogba tek tarafta feshetmişti. O zaman Ceylan Çalışkan sevgili arkadaşım benim o işi bitirdi. 10 milyon euro bir buçuk yıldığına Galatasaray bir para verdi Dropba'yı getirdi. Galatasaray'da önemli işlere imza attı biliyorsun Dropba. İkinci olay Rizeli yaşayan Oğulcan olayı. Mustafa Cengiz döneminde dedi ki göğe avukatlar demiş ki Oğulcan'ın hiçbir sorun yok. Her şey biz kefiliz bu işlere diye ama Kefiliz mefiliz dediler. Hiçbir şey yok dediler. Sonunda Galatasaray ödedi parayı. 1,5 milyon yani, euro falan Orada dedi, bir hata. Yani şimdi bir doğru var bir yanlış var yani Galatasaray'da. Dolayısıyla TT Galatasaray'da dememiz için imza atması lazım ve... ...prosedürlerin bitmesi lazım. Yarın Galatasaray'a eğer uefalık yapabilecek bir sözleşme olursa... ...sıkıntı olur ama... ...şu bir gerçek. Biz yine TT ismini... ...Fenerbahçe ile beraber duyduk hatırlarsan. Evet, Galatasaray gündemde yoktu. Ama hukuki prosedürler... Çözüm nedir? Galatasaray oyuncu imza attırırsa yani Galatasaray ikinci başarısını elde etmiş oluyor. Yani buna çalın mı dersiniz başka mı dersiniz bilemem. Bunun değerlendirmesini Gürcan yapar ama şu bir gerçek. Yani Galatasaray'ın önceki transferi za transferi bir çalım. Bunu inkar etmemek lazım çünkü ben tatilde olduğum dönemde bile dışarıdan herkes burada herkesin söylediği bir buçuk ay boyunca açık konuşayım. Yürcan da burada. O da yıllardan beri bu işleri yapıyor. Ben Zaha'yı Fenerbahçe aldı diyebiliyorum. Çünkü hangi kimse diyebilir ki haberlerde her gün Zaha bugün geliyor, yarın geliyor, şurada iniyor, bu kadar oluyor. Kulaklar için Ahmet kul Selim aynı şeyleri defalarca söyledi. Bunları yaşamış bir insan olarak Zaha birdenbire dediğim gibi yani Samandıra'dan içeri şey değil içeri girdi. Dolayısıyla o çok bir başarı. Ama tette olayında tabii Fenerbahçe'nin bir açıklaması var hukuksal boyutlardaki sorunları çözemediğimiz için geri çekildik bu olaydan diyorlar. Finansal, teknik ve hukuki. E, tamam ya yani. ben hukuki olarak söylüyorum. Bunun finansal, teknik, hukuki yan anlamında söylüyor. Galatasaray'ın bunu 2,5 milyon euro futbolcuya 5 milyonla imza dediler. Bon servisiz alıyor Galatasaray bildiğim hı hı. kadarıyla. Ona bakarsan çok önemli. Benim arkadaşlarım çok heyecanlanmışlar. İnanılmaz Galatasaray uçurur dediler. Müthiş bir sol ayak var. E, zaten şarklardan tanıyoruz. Ama ben resmi imzayı göreyim. Ondan sonra çalım mı yoksa bacak arası mı onu bilemem yani. <laughs> Za transferinin olduğu akşam Tsunami demiştiniz. E tabi canım yani şimdi şöyle bir şey var. Tsunami altında kaldı. Ben demiştim. aldım derken herkes taraftar karşılamaya hazırlık yaparken Hı. adam Galatasaray'a geldi ya. Evet. Şimdi ilerleyen dakikalarda Beşiktaşlar soruyor. Chamberlain'in görüntülerini vereceğiz. Chamberlain İstanbul'a geldi. Ve e, Trabzonspor'da e, müthiş bir ekonomik anlaşma yaptı. Papara Stadı oldu. Onunla ilgili de detaylar var. E, birazdan geçeceğiz. Evet aynı soruyu Gürcan Bilgiç'e sorayım. TETO olayı nedir? Bir çalım mı yoksa birinin vazgeçip diğerinin alması mı? Abi çalım sağ da atılır. Ya. Yani yani bu oyuncular e, şey gibi işte bir genç kızı çok kişi ister bir kişi alır. Yani e, ve bu oyunculara eğer birden çok kulüp talip oluyorsa oyuncunun seçme kriterleri farklıdır. Bazısı daha iyi para vereni tercih eder, bazısı işte daha büyük olanı tercih eder, bazısı e, oynayabileceği bir takımı e, tercih eder. E, Fenerbahçe'nin açık, açıklaması, Fenerbahçe istiyordu, Zahide istiyordu Fenerbahçe. Yani e, hiç istemiyorum fan demediler de zaten. E, yap, yaptıkları açıklamalarda. Ama şartlar önemli tabii. Yani e, za olayında da düşün Ali Koç çıktı dedi ki 9 milyon euroya kadar çıktık dedi senelik. Çok. Büyük yani şey. baktık yani, ki evet. e, olacak gibi değil. Onu da isteriz, bunu da isteriz. Biz çekildik, de, girmedik o işe dedi. Yani e, demek ki Galatasaray bu imkanları sağlamış za e, o, o maddi imkanları. O seçtiğine göre. Yani TT'de de Levent altını çizdiği nokta önemli bence. E, kendisini pes edip ayrılması. Şimdi orada nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyorum. Mesela Drogba'da şey vardı. Değil mi Levent abi? Herhangi bir durum anında kendisi karşılayacak. Hmm. Şimdi bir menajer Şart, arkadaşım var. bir İsviçre'de oturuyor kendisi. Orhan Yılmaz. Ee, Aziz Bey dönemindeyken de Ali Bey döneminde de konuşuyor olan bir insan. Yani her kulüple ilgili. Ee, tabii ki bana özel bilgiler geçiyor şimdi İsviçre'den. Diyor ki FIFA'lık bir durum yok. İyi yayınlar diyor bize. Teşekkür ederiz. Ama diyor Tete öyle görünüyor ki Türkiye'deki hiçbir kulübe gitmeyecek diyor. Bu da ilginç. Enteresan. Yani, evet. O yüzden mi acaba yarın İngiltere'ye gidiyor menajer e, diye haberler? Çünkü e, menajer Orhan Yılmaz'ın bildiğim kadarıyla şeyle de çok yakın ilişkileri var Brezilya futboluyla. Bak burada ee, bana tamamen e, görüşmelerle tabii ben şimdi bu tercüme evet. portekiz'e bilmediğim için bilmem ama arada bana dinleyelim bunu hayır dinleyelim iki defa portekiz'e var mı sende Çeviririm. Ha, al tamam burada konuşmaları var mı şimdi konuşmaları dinleyemem tamam tercüme yapmışlar diye söylüyorum yoksa, ya hayır canım konuşmaları Hı -hı. şu anda açamam yayındayız diye ama taze bilgi ben sana söylüyorum Hı -hı. ben kendim diye ben bir bilgiyi paylaşıyorum bunu hakimi değilim Hı -hı çünkü medyada bugün sosyal medyada bir haber çıktı. Menajeriyle beraber İngiltere'ye gitti diye. Yani hı, hı. Yani Bistete Galatasaray diyoruz. Ama, ama şey ha. sesli mesajla cevap verildiği için tabii Şimdi sesli mesajı evet, burada olmuş, açıp da dinleyemem. Evet. Yani reklam arasında evet. dinlersen bana bırakırsan onu tamam. ya da yani reklam imkanı arası, varsa imkanı sesleri varsa sesleri atarsa bize dinleriz ama yarın gidiyoruz diye. Hayır o sesler kendisinin evet. sesidir o. Evet. Bize gönderdi. Bu arada sesli. yarın gidecekleri doğru. Yarın gidiyoruz diye bir cümle var burada. E tamam. Ben onun için söylüyorum. İstanbul'da diyor. Yarın gittikleri habere doğru. Öyle bir haber çıkmış yarın sabah 7'de İngiltere'ye gidecekler şeklinde. Şimdi bana 3 tane üç tane e, şey konuşma mesajı atmış yani. Ben şu 2 tane atmış pardon. Ben bunu şu anda dinleyemem. Hayır. Bir de işin şu tarafı var. Mesela ya, ne kadar ihtiyacınız var oyuncuya? Yok mu Galatasaray'a ihtiyacı? Var. Mesela Galatasaray'ın var. Çünkü Galatasaray'a Zaniola'yı satacak. Yani e, benim bildiğim sattı ya da. Yani o yüzden kadroda yok ya da oynamıyor Zaniola. Yani, ee, bugün kadroda yok. Yani, yani ama tabii yani, gerekçe sakatlık olarak belirtilmiş. Yani, yani şey Galatasaray'ın doktoruna dedim geçen gün de söyledim sana. Betül'ü götürdüm. Anlattınız. Din, yürüyemiyordu. De. Iğne yaptı. Geçmiş olsun tekrar. Ee, hakikaten çok iyi geldi. Eşimin yani. Sorduğumuz takdirde kasıkta ağrı var dedi. Ben maçtan sonra başkana sordum ya TT yok şey zanıyolu yok mu satıldı diyorlar. Hayır kası ağrıyor dedi. Aa, ben geçen akşam da söyledim. Potansiyel Gürcan'ın dediği gibi transfer edilebilecek bir oyuncu. Yani transfer potansiyeli var. Onun da var Nelson'un da var. Yani sonuçta aldığın gibi satmasını bileceksin. Yani şey e, şimdi oyuncu eğer kasığım ağrıyor derse ya da arka delim ağrıyor derse ya da başım ağrıyor derse bunu tespit edecek bilimsel bir yöntem yok. Yani sokarsınız makineye işte yırtık yoktur, şu yoktur, bu yoktur bunu görürsünüz. Ama oyuncu ağrıyor dediği anda tamam mı? Yani buramda bir ağrı var dediği anda inanmak zorundasın. Yani e, doktorların bir, evet. büyük bölümü de şunu yapar. Teknik direktörler derler ki oynayamayacak durum var mı? Doktor oynayamaz diyemez biliyor musun? Ağrım var derse. Tabii. Çünkü e, ne derler onun bir teşhis yöntemi vardır. Ne, elle melle bakarlar. Yani öyle bir teşhisi yok. Yapılamaz. İkincisi belki de hakikaten çocuk sakattır. E, bilmiyorum. Ya da e, transferi kesin. Evet, Zanuyol'a satıldı lafı yanlış. Zanuyol'a ya satılmadı. Zanuyol Avrupa Futbol Şampiyonası'na Galatasaray'da oynayarak gitmek istiyor. Yani. Yani, en büyük talep, taliplisi Juventus'u Avrupa'dan ceza yedi. Evet. Ha, sadece o, lig için alırlar Avrupa'da mı? Onu ya. bilemem. Şey, 22 milyon euro verdiklerini biliyorum Juventus'un. Ama bu Galatasaray'ı kurtarmaz. Tabii, çünkü, çünkü %20'si Roma'ya gidecek. He, pay var satıştan. Pay 15 milyon vermiş. Hayır işte zaten orada kafa karışıyor. Beni bırakın gideyim kası kağırsın bu. Yo oyuncu öyle başlama yapmadı Yani. Tamam. Ama satıldı. Ya yapmadı Yapın. zaten. Yaparmış. Anlatamadım. Satıldı <gülüyor> lafını <gülüyor> söylemek <gülüyor> yanlış. Şunu söyleyebilir ben Büyük ihtimal satılacak mı diyelim? Ya, da, satıldı ya da lafı ay, yanlış ay, abi. Levent, Levent abinin istihbaratı doğru. Güvenç ee, Juventus'a gidiyor diye biliyorum. Ben. Yani iki üç gün içinde belli olur. Rakamı da doğru. Söylediği rakam da doğru. Hatta ben bizim Mehmet'le konuştum. Özcan Nabil'e daha yüksek rakam olabilir dedi. E belki dedim ikinci satış hakkı var ya Roma'nın. Belki o aradaki fark Roma'ya gidiyordur. Bilmiyorum yani. Hayır hayır. 22 şey... milyon yoruyor satılırsa %30'unu %20 mi %30 bilmiyorum şu anda. %20 galiba. 20. %20'sini öyle bakalım yine de bir hata yapmayalım, aldatmayalım seyircilerimizi. %20'sini eğer Juventus karşılarsa Galatasaray hayır demez. Ay zaten Galatasaray hayır demez. Hayır zaten... Galatasarayır demez, demez Galatasarayır. abi yani. Hay Levent abi zaten 15 verecek Galatasaray Roma'ya. E tamam 7 de kendi kazanırsa. Arada arada 7 kalıyor yani. Şeyden yani. düşelim. 7 kalıyor. O 7'nin %20'sini alır Roma. Abi, Galatasaray ödemelerini de... Ben öyledir Galatasaray 5 yılda ödeyecek. Galatasaray ödemelerini bile şeye devredebilir yani.